Mavi kedi gördün mü? Hı? Hı? Görmedim. Dur bakayım şu sandviçin içine. Yanlışlıkla içine tıkmış olmayasın Ayvar'ı. Hı? Şuna bak ya, herif tek kişilik bir çekirge sürüsü gibi saldırmış mutfağa. Abi bak, seni uyarıyorum ha. Elindeki sandviçe ruhsat alman lazım. Belediye görürse yıkar. Küçük bir ev kadar sandviç yapmışsın maşallah. Lan şurada yemek pişiyor be, az sonra sofrayı kuracağız. Haydut gibi buzdolaba basmanın ne manası var? Sonra sofrada yiyemez. Sofrada da yeriz. Kız abi, doğruyu söyle. Kediyi de yediysen itiraf et. Kemiklerinin yerini söyle, suyla çorba pişireceğim. Dalga geçme kız. Bütün gün spor yapıyoruz. Herhalde bünye istiyor. Hakikat, nasıl gidiyor bu döviz sanatı işleri? Senin yüksek ninja ne yapayım? Baturay Hoca seyahatte şimdi. Hadi ya, demek seyahatte. Kiremit üreticileri tarafından düzenlenen uluslararası döviz sanatları kongresi için Japonya falan mı gitti? Yok kız, öyle değil. Böyle transa geçip oturduğu yerden ruhunu gezdiriyor. Tabii sen, biz ninjalar bunu astral seyahat adı veriyoruz. Çok iyi be. Peki sen de çıkabiliyor musun öyle astral seyahati? Yok. Ben daha birinci aşamadayım. Daha henüz öyle pek şey edemiyorum astral seyahat falan. Değil mi? Öyle fıçı gibi her bulduğunu yersen ruhun yerden kalkıp da havalanamıyordur tabii. Evet. Bana bak. Bu dirseğimi tersine bir korsam ruhunu teslim edersin şuracıkta. Ağzından çıkanı kulağın dursun. Yarabbim! Ninja kız kardeş olmak dünyanın en zor şeysi. Sıdıka! Kız! Geldi. Buldun mu kız kediyi? Yok. Dışarıda filan herhalde ya da abim yemiştir. Ay niçin yesin abin kız kediyi? Aa! Uzaylı yaratık mı o ha? Neydi onun adı? Ay neydi ya onun adı? Alf! Alf! Hayır. Yine o meşhur dev sandviçlerinden birini yapıyordu. Hani kedi içinde kalmıştır filan diye dedim. Allah Allah! Ay çocuğun lokmalarını sayıyorsun Sıdıka. Bırak istediği kadar yesin canım. Çocuk spor yapıyor. Hani ileride kendi dövüş sanatları dükkanını falan açacak. Hayır yok canım, ben çocuğun zanaatına saygı duyuyorum. Ha bugün astral seyahat diye bir şey anlattı tam bana göre. Böyle camın kenarında oturduğun yerden bütün alemleri dolaşıyorsun kız anne. Kız öyle oturduğun yerden kapı kapı nasıl dolaşıyorsun sen ha? Şimdi böyle transa geçiyorsun tamam mı? Bedenin burada kalıyor, ruhun dolaşıyor. Ha. Ha öyle mi? Bak senin bu ruhunu kapı kapı dolaştığını babam bir duysun Sıdıka. O bedenini sakat bırakır, sakat. Vallahi ben onu bunu bilmem. Abim yaparken bir şey demiyorsun. Ne olur artık ben de sanatı öğrensem. Allah Allah! Ay eve bir tane ninja yeter Sıdıka. Yani sen böyle elinin hamuruyla el alemin erkeğinin kiremitini, mermerini falan ne karıştırıyorsun ha? Otur oturduğun yerde. Kızma anne, ben astral seyahat lafını öylesine söyledim. Ama hakikaten spor yapmam lazım. Epey kilo aldım ha. Öyle kadın kız mı spor falan yapmaz. Unut onu, unut. Kız o nasıl laf öyle ya? Bas bayağı laf işte Sıdıka. Bizim alemlerde kadın kısmına spor yaptırırlar mı hiç ha? Ya kafadan engellerler. O hani Faik Hanım'ın kızı vardı bir tane, Şermin. Hmm. Neydi o bir şey yapıyordu böyle. Gerinip gerinip bir şey atıyordu hani. Şöyle, ay neydi kız onun adı? Hani böyle atıyordu kız. Kız terlik olmasın anne? Hani sen de atıyorsun üstelik bayağı da başarılısın. Ne terliği kız? Ay neydi onun adı ya? Ay güllaç gibi bir şeydi işte. Gülle atıyordu. Ha. Kız liseler arası atletizm şampiyonasında Marmara bölge birincisiydi. E'si işte antrenmanlarda mayo giyiyor diyor. Bir gün süt dayısı böyle liseyi bir bastı. Kızı dövdüğü gibi liseden çekip aldılar. Ha, sonra kızı evlendirdiler Sıdıka. Şimdi 3 çocuk sahibi bir ev kadını. Ya süt dayısına ne ki ona ne oluyor be? İşte. Ay iyi ki beni sadece birinci dereceden akrabalarım dövüyor ha. Ulan böyle elini kolunu sallayarak geleceğine şöyle mutfaktan bir şey getirsen şu sofraya da yardım etsen elin kopar değil mi? Allah'ım ya. Aman soytarı. Tek bir tuz tanesi getirseydin bari ha? Tehlike odasını kendisine karşı çevirdi. Herife bak ya, ışık kadar adam oldu, hala çizgi film seyrediyor. Aa. Abi ya,
Bir koşup kömürlüğe gideyim. Senin şu üç tekerlekli bisikletini getireyim ha. Şöyle halın üstünde tur atarken çizgi film seyredersin, tamam mı? Hakikaten de iyi bir kırsızlık ha. Bak, sen kömürlüğe git, tamam mı? Orada kal ve bir daha da dönme. Artık kömürlükte yaşasın. Evet, evet. Çünkü bak, biz bir arada anlaşılıyoruz, yapamıyoruz kızım. Ya ne oluyor? Hadi şöyle bakalım. Ha? Ya yediğim ekmekten seyrettiğim televizyona kadar her şeye karışıyorsun kızım. Ha, maydanoz. Ya, donarız ya, çık kızacağım ben. Zil çaldı, artık suya daldı. Çünkü en seven yerim. Hoş geldin baba. Ne olur ikiniz birden kapının önünde bir yere mi çıkıyordun? Yok, abim astral seyahate çıkıyordu da ben de onu gönderiyordum. Ulan yok bir günde doğru dürüst bir ortama geleyim şu eve be. Ne diyorsun ne? Kızın saçmalıyor baba gene öyle kendi kendine yani. Yapar ya her zaman. Üç kuruş maaş için bütün gün onun bunun ağız kokusunu çek. Sonra da gel evde bir alay serseri karşılasın seni. Vallahi ayaklarım geri geri gidiyor ama... Bir gün atlayacağım arabaya, süreceğim uzaklara, çekip gideceğim buralardan. Mesajım var dostum. Göreceksiniz. Defol buradan. Memnuniyet. Beni de getir kız baba. Kaçalım buralardan. Böyle bizi kimsenin tanımadığı yerlere gidelim he? Ulan bir de sen maytap geçip durma. Zaten cinlerim tepemde kodumu oturttururum vallahi. Kimse de tanıyamaz seni buralarda. Uç hadi git getir şu şişeyi hadi. Yürü.